Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görülmeler. İstihlal gündelik haberlerimizi görüşünlerine karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibideki en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtanlar ekranımızda olsun. Xitayga qarshi Koreya, Amerika ve Yaponiya üç taraf aloqa liniyasi qurdi. Koreya, Amerika ve Yaponiya, Şimali Koreyanın künsiri küçüyvatkan harbiy tehditleri ve Xitayning rayonda avjelivatkan faaliyetlerine karşı üç taraf aloqa liniyasi qurdi. Janubiy Koreyalik bir amaldor Yonhap agentligiga bu haqda ma'lumot berib, Janubiy Koreya, Amerika ve Yaponiya o'rtasida aloqa liniyasining qurilganligini ve bu liniyaning har qaysi üç davlat texnik xodimlari tarafidan sinab qilinganligini bildirdi. Amaldor bu liniyaning Şimali Koreyaning künsiri kuchayotgan harbiy tehditlari ve Xitoyning rayonda avjlayotgan faoliyatlariga qarshi qurilganligini tilga olib, bu liniyaning üç davlatning davlat bexatarlik kengashini bir-biriga bog'lab, rahbarlar ve yuqori darajali bexatarlik mas'ullarining hem avozliq hem silliq aloqalashishini ishga oshiradiganligini aytdi. Bu liniya Janubiy Koreya prezidenti Yun Suk Yeol, Amerika prezidenti Joe Biden ve Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida avgustda David birde ötküzülgen başlıklar yığınıda ortak tehdit aldıda özara hemkarlış ahdinamesi tüzgendiğin keyin kurulgan. Xitayning siyasi kengash a'zolari ömeki Sharq Turkistonga bardi. Xitoy siyasi kengash a'zolaridan tashkillangan bir ömek Sharq Turkistonga tekshirishga borgan bo'lib, irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiya siyosatlarini ta'kidlab, atalmış o'tir boshlang'ich maktablarining Junxo munavvar an'anaviy madaniyati tarbiyasiga turtki bo'lish kerak deb jar soldi. Tangritog' to'rining bu haqdagi xabarida 9-oktyabrdan 13-oktyabrgacha Xitoy mamlakatlik siyosiy kengashining muavin raisi Xu Chunxanning yetakchiligidagi siyosiy kengash a'zolaridan tashkillangan bir o'makning atalmış o'tir boshlang'ich maktablarining Junxo munavvar an'anaviy madaniyati tarbiyasiga turtki bo'lishini nishon qilgan holda Sharq Turkistonda tekshirishda bo'lganligi hamda maxsus temalik suhbat yig'ini ochganligi qayd qilingan. Söhbət yığınığa qorjaq əməldarlardan Dilnar Abdullah, atalmış Uyğur Abdum rayonunun muavin rəisi Qaysar Abdikərim qatarlıqlar qatnaşqan. Məzkur ömək Qarmay şəhəri, Altay vilayəti, Tarbağatay vilayətidəki köplügən otur başlanğıç məktəblərə barğan və bu cəriyanda Şərq Türkistan xalqını assimilyasiya qilish, Şərq Türkistanı xitaylaşdırış siyasətini təkidləb, diqqətni Junxo munavvar an'anaviy mədəniyyət tərbiyəsini əxloq orqali adam tərbiyələş tüp vəzifəsini əməliyləşdirishning muhim məzmunu qilishdi. Çin turib, o'tir boshlang'ich maktablarning Junxo munavvar an'anaviy madaniyati tarbiyasi xizmatida amaliy unumni qo'lga keltirish kerak deb jar solgan. Kuzatuvchilar Xitoy rejimining yillardan buyon buningdek har xil nomlar bilan Sharq Turkiston xalqini milliy urf-odati, adab-axloq tushunchalaridan, diniy aqidasidan yiroqlashtirishga butun kuchi bilan urinayotganligini, bu safsatalarga boshqacha fikrda bo'lgan har qanday so'z harakatni qattiq bostirib kelganligini, bu xil bostirishning ko'lami yaqinqi yillardan buyon texmo kengayib, o'rta boshlang'ich maktablarda emas, balki yasli maktablargacha avjiga chiqqanligini, jumladan millionlagan sabiy o'smirning ota-onalaridan majburiy tartib elinib, xitaylashtirish tarbiyasi yurgiziliyotganligini bildirishmoqda. Turkiya Palestin-İsrailiya to'qunishini pasaytirish uchun harakat qilmoqda. Palestin qarshilik ko'rsatish harakati Hamasning harbiy qismi bo'lgan Al-Qassam brigadasi 7-oktyabr Isroiliyaga qarshi Aqsa Kalkuni nomli keng ko'lamli hujum qo'zg'agandan buyon davomlashayotgan shiddatli to'qinish 10 kundan oshgan bo'lsa-mu jiddiy davom qilmoqda. Navbatda Hamasning hujumlarida urush boshlangandan buyon o'lgan Isroiliyaliklarning soni 1400 dan oshgan bo'lsa, İsrailiyaning G'azzani Qoraquyoq bombardimon qilishi, xalqaroda ishiltilishi cheklangan oq fosfor bombasi ishiltishi natijasida o'lganlarning soni 700 dan ko'p, kichik bolalarni o'z ichiga olgan 2770 dan ko'proq falastinlik hayotidan ayrilgan va 10 minglagan yaralanganlarning ahvoli kun sari og'irlashmoqda va har ikki tarafdan o'lgan va yaralanganlarning soni davomli o'rlab bormoqda. Turkiya birinchi kunidan boshlabla ikki tarafni tangpon harakat qilishga chaqirish bilan birga Isroiliyaning G'azzani Qoraquyoq bombardimon qilishiga qattiq qarshi turib kelmoqda va rayon xalqarodagi davlatlar bilan jiddiy ko'rishib, bu og'ir krizisni hal qilish uchun tirishmoqda. Buning jumlasidan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bugun yana Angliya bosh vaziri Rişi Sunak bilan telefonda ko'rishib, İsrailiya-Falastin o'rtasidagi to'qinishlarning navbatdagi taraqqiyoti, rayonda tinchlik o'rnatish uchun yo'lga qo'yishga tegishli siyosatlar va og'ir insoniy krizisni hal qilish uchun qo'llanishga tegishli tadbirlarni muzokara qilgan. Erdoğan körüşdə xalqara cəmiyyətinin, bulubmu xərib dövlətlərinin Qazzadakı kişilik hüquq dəfsəndikiliklərə qarşı önümlük hərəkət qollanışı kerakligini, krizisini teximi mürəkkəbləşdirib etilən qədəmlərini taşlaşının orniga köp yıllardan buyan Palestinga berilgan va'dalarga amal qilinishini ham buni asli tutishning muhimligini ta'kidlagan. Erdoğan yana Grisiya baş ministri Kyriakos Mitsotakis bilan telefonda görüşüp, İsrailiya Hamas toqunuşu ve kişilik hukuk depsendikiliklerini öz içiga alğan, kişini endişiga salıdığan meseleler hakkında fikir almashturğan. Undan başqa Türkiye Tashqi İşlar ministri Hakan Fidan mu hem rayon devletlerini ziyaret qilish, hem de her qaysi devletlerinin Tashqi İşlar ministrleri bilan bu mesele hakkında ciddi söhbetlerini ötküzmekte. Hakan Fidan 16. oktyabr Amerika Tashqi İşlar ministri Antoni Blinken bilan görüşken bolup, G'azza ve İsrailiyanın növbətdiki vaziyeti, G'azzadagi insoniy tragediya, Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotining kengayish strategiyasi qatorliq masalalarni muzokara qilgan. Bildirilishicha, Hakan Fidan yaqinqi kunlarda Antoni Blinken bilan uda 3 qatim telefonda ko'rishgan bo'lib, Tashqi ishlar ministrligining bildirishicha, ikki ministrning telefon suhbati Amerikaning talabiga binoan amalga oshirilgan. Hakan Fidan yana Malaysiya Tashqi İşler Ministeri Zambri Abdulqadir ve Daniya Tashqi İşler Ministeri Lars Lokke Rasmussen bilan ayrım-ayrım telefonda görüşüp, İsrailiya bilan Palestinning növbətdiki vaziyeti ve İsrailiyanın G'azzaga qaratgan hücumları hakkında o'zaro fikir almashtirgan. Shunaqli Hakan Fidanning Rossiya Tashqi İşler Ministeri Sergei Lavrov bilan telefonda ko'rishgandan sirt, bugun 17 oktyabr Livan Tashqi İşler Ministeri Qo'shimcha Ko'chmanlar Ministeri Abdullah Habibning taklifiga binoan Livanda davlat ishlari ziyoratida bo'ladiganligi ve u yerdan Saudiya Arabistonga boradiganligi bildirildi. Hakan Fidanning Saudiya Arabistonining Jidda shahrida Islom hamkorlik tashkilotining ijroiya komiteti yig'iniga qatnashadiganligi, yig'inda Islom hamkorlik tashkilotining İsrailiyaning G'azzadagi Falastin xalqini qora quyuq zarba nishoni qilgan qalaymiqon qilmishlarga qarshi qo'llanilgan konkret qadamlari muzokara qilinganligi, Fidanning tashkilotga a'zo davlatlarning o'rtaq pozitsiya bildirishi uchun kuch chiqaradiganligi bildirildi. Turkiya Tashqi ishlar ministrligining bildirishicha, Hakan Fidan bugun safardan burun Hamasning siyosiy ishxonasi raisi İsmail Haniye bilan telefonda ko'rishib, Palestindagi eng yangi o'zgarishlar va puhralarni qo'yib berish mumkinchiligi masalasini muzokara qilgan. Malaysiya G'azza sabablik Frankfurt kitob yarmankisidan chekinib chiqdi. Malaysiya Ma'arif ministrligi bu yilgi Frankfurt kitob yarmankisiga qatnashishdan chekinib chiqqan bo'lib, buning sababi yarmankini tashkillovchilarning Isroiliyaning G'azza rayoniga qaratgan tajovuzchilik harakatini qo'llaganligi ekan. Al-Jazira to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Malaysiyaning dunyo bo'yicha eng chong kitob yarmankisi deb qaralgan yarmankidan chekinish qarori adabiyot jamiyati Litpromning Berlinda o'ltirishliq Falastinlik roman va hikoya yozuvchisi Adiniya Shiblig'i mukofot tarqitish marosimini kechiktirgandan keyin chiqarilgan. Aldinqi hafta Hamas Aqsa Kalkuni nomli harbiy harakatini boshlagandan keyin ko'rgazmani tashkillovchi Facebook hisobotida o'zining bu yilgi nashrida Yahudi va İsrailiya ovozini alohida gavdalantiradiganligini e'lon qilgan bo'lib, Malaysiya Ma'arif ministrligi dushanba kuni kechda bu haqda bayonot e'lon qilib, ministrlik İsrailiyaning Falastinda qilgan zo'ravonligiga ko'z yummaydi. İsrailiyaning harakati xalqaro qonun va kishilik huquq prinsipiga ochiq oshkora xilof degan. Bayonotda yana bu ko'rgazmadan chekinish qarorining Malaysiya hükümeti ve xalqining Palestin xalqini to'liq qo'llash maydoni sababli chiqarilganligi bildirilgan. Malaysiya Palestin meselesini izchil qo'llab kelgan davlatlarning biri bo'lib, bosh minister Anwar Ibrahim bu hafta G'arbning Hamasni ayıplab besim qilishiga qo'shilmaydiganligini aytgan. Seshanba kuni Anwar Ibrahim Hamas siyosiy ishxonasining boshlig'i İsmail Haniye bilan telefonda so'zlashgandan keyin G'azzadagi bombardimonni darhol to'xtatishga va insonparvarlik yordam koridori ochishni darhol ishga oshirishga chaqirgan. İsrailiya G'azzani bombardimon qilishni davomlashtirmoqda. İsrailiya armiyasi to'qinish boshlangandan buyon 2778 odam hayotidan ayrilgan, 10 mingdan ortiq odam yaralangan G'azzaning har qaysi joylarini kecha-kecha bombardimon qilib chiqdi. Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Falastin islomiy qarshilik ko'rsatish harakati Hamasning harbiy qanoti bo'lgan Izzuddin al-Qassam brigadasining 7 oktyabr atiganda İsrailiyaga qarshi boshlagan Aqsa Kalkuni nomli keng ko'lamli hujumidan keyin boshlangan falastinlik guruhlar bilan İsrailiya o'rtasidagi to'qinish 11 kuniga qadam qo'ydi. G'azzadagi sahiya manbalari ta'minlagan uchurlarga qaraganda, Xon Yunus rayoniga qaratilgan havo hujumidan keyin nurg'un yordamlar Nasir davolash markaziga elib berilgan. Palestin xəbər agentligi Vafanın xəbər qilishçə, İsrailiya uruş ayroplanları, paraxotları və zəmbiraklar bilan keçi boyunca G'azzani bombardiman qilishni davomlashtirgan. İsrailiya uruş ayroplanlarının Rafah rayonidagi hava hujumlarida odam o'lish va yaralanish ahvollari ko'rilgan. Shaharning g'arbiga joylashgan Rimal mahallasidagi bir uyning bombardiman qilinishi natijasida 8 odam hayotidan ayrilgan. Nablus shahriga qilingan hujumlardami odam o'lish ahvollari ko'rilgan. Vaqani o'z ko'zi bilan ko'rguvchilarmi Deyr Al-Balah rayonidagi bir uyning bombardiman qilinib, ballarni o'z ichiga olgan 7 falastinlikning hayotidan ayrilganligini, 12 kishining yaralanganligini ma'lum qilgan. İsrailiya urush ayroplanlari Nusayrat va Shati musafirlar lagerlarini kechichi bombardiman qilib chiqqan. Shunda qilib, İsrailiya askarlari va Yahudi ko'chmanlarining 7-oktyabrdan buyon g'arbiy qirg'oqda sodir qilgan hujumlarda qazo qilgan falastinliklar 61 ga yetgan. İsrailiyaning hujumlaridan qochgan minglab falastinliklar G'azzaning Xon Yunus shahridagi Nasir doktorxonasi va uning hoylisida panahlanmoqda. İstanbulda shahidlarga atab duo tilovat yig'ilishi o'tkazildi. İstanbul'da Şarkı Türkistan ve Palestin'de öldürülgen şehitler üçün məxsus dua tilavet yığılışı ötküzüldü. Faaliyetini Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği teşkil edilgen bulup, 16. oktyabr xubdan namazından keyin İstanbul'un Safaköy rayoniga joylashgan Fatih Camisi'de ötküzüldü. Aldı bilen Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin muavin reisi Ustaz Mahmudcan Damullam söz qilib, Şərq Türkistanın müstəqillik davasını iman və vətən əsasında qilish kerakligini, iman bilan vətən uqumunun bir-biriga zid emasligini ta'kidladi. Faaliyet davomida Şərq Türkistandagi türmə və jazo lagerlərində Xitoyning ziyonkashligiga uchragan şehitlərga duo qilish bilan birga, növbətdə işğaliyet ostidagi Palestinning G'azza rayonida İsrailiya armiyasining Qaraquyuq bombardiman qilishi natijasida hayotidan ayrilgan şehitlərga atab g'oyibona jinoza namozi o'qildi. Oxirida Şərq Türkistan xalqining Xitoyning işğaliyetidan, irqiy qirg'inchiligidan qutulishi, Palestin xalqining boshdan kechirayotgan fojialik urushning oxirlashishi uchun duolar qilindi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Adik programımızı görüşürüz. Aman boğazlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.